Arkadaşlar herkese günaydın, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kış okulumuzda bugün ABD-İran gerilimi ve bölgesel yansımalarını konuşacağız. Ben İsmail Sarı, Orsam'da Körfez Araştırmaları masasında uzman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Alanım uluslararası ilişkiler. Büyük oranda İran dış politikası, ABD-İran ilişkileri çalışıyorum. Son 2-3 yıldır da ABD'nin küresel politikaları ve Orta Doğu politikaları üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bugün de sizinle ABD-İran gerilimini ve bunun bölgesel yansımalarını konuşacağız. Evet, aslında ABD-İran gerilimi dediğimiz zaman bunun tarihini 1979 İran İslam Devrimi'ne kadar götürmek mümkün aslında. Ama biz o kadar geriye gitmeyeceğiz. Büyük oranda Trump dönemi ve Trump'la beraber seçimi kaybetmesi ve Biden'ın seçimi kazanması ve Biden döneminde beklentiler üzerine yoğunlaşacağım ama bununla beraber Obama döneminden ve Bush döneminden de bahsedeceğim. Şimdi 79'da İran İslam Devrimi olduğunda aslında bu devrim ikiz devrimi olarak nitelendiriliyor. İkiz devrimi olarak nitelendirilmesinin de ana nedeni birincisi içeride şaha yönelik olmuş olması. İkincisi ise küresel boyutta ABD'ye karşı yapılmış olması. Nihayetinde hem Şah'ı hem de İran'ın içerisindeki ABD'yi hedef alan bu ikiz devrim hem Şah'tan kurtulmayı hem de ABD'den kurtulmayı hedef ediniyor. Ve doğal olarak devrim gerçekleştikten, başarıya ulaştıktan sonra da ABD-İran ilişkileri ciddi anlamda kötüleşmeye başlıyor. Belki hani biz uluslararası ilişkilerde ülkelerin dostları ve düşmanları yoktur deriz ama hakikaten İran-ABD ilişkilerinde iki tarafında birbirini ontolojik düşman olarak tanımladığını da görmek mümkün. Nihayetinde İran açısından baktığımız zaman İran'ın rejimin güvenliği adına ya da rejimin içeride yerleşmesi adına büyük şeytan olarak ABD'yi lanse ettiğini ve bu bağlamda da büyük şeytanı bir şekilde fetişleştirerek belki içeride kullandığını söyleyebiliriz. Aslında ABD açısından da durum aynı. Nihayetinde ABD'de Orta Doğu'daki politikalarını veya Orta Doğu'da bazı yerlere yerleşme noktasında İran'ın düşmanlığını ya da düşman İran algısını, tehdit İran, İran tehdidi daha doğrusu algısını büyük oranda kullanıyor. O nedenle iki tarafın da aslında birbirini ontolojik olarak, düşman olarak gördüğünü söylemek mümkün. Bu bağlamda da 1979'dan bugüne gelinceye kadar, 2020'ye gelinceye kadar bu iki ontolojik düşman arasında bir normalleşme ilişkisi görmek mümkün değil. Yani normal ilişkiler yok. Ama bu normalleşme olmamasına rağmen zaman zaman yumuşama, sertleşme ve kriz döngüsünü görüyoruz. Yani bu döngü hakikaten son 40 yıldır devrim sonrası 40 yıldır bir şekilde kendisini gösteriyor. Biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Bazı zamanlarda yumuşama oluyor. İşte Obama döneminde olduğu gibi bazı zamanlarda sertleşme ve bu sertleşmenin krize döndüğünü görüyoruz açıkçası. Şimdi bu 2001-11 Eylül saldırıları sonrasından özellikle Bush döneminden alacak olursam bu döngüyü aslında dediğim gibi bu 40 yıl içerisinde yumuşama, sertleşme, kriz döngüsünü görmek mümkün ama son zamanları anlayabilmek adına Bush döneminden alacak olursak 11 Eylül saldırıları sonrası Bush'un İran'ı şer ekseni içerisinde şer ekseni olarak ifade ettiğini görüyoruz. Yani
11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan, Irak ve akabinde sıranın İran'a geleceği düşüncesi hakimdi. Ve bu dönemde 2001'den 11 Eylül saldırıları olduktan bir yıl sonra 2002'de ise İran'ın gizli nükleer faaliyetler yürüttüğüne dair kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. İki gizli tesis kurduğu İran'ın ortaya çıktı ve İran'ın nükleer programı deşifre edilmiş oldu. Öncesinde İran bunu açıklamamıştı. Yani İran NPT'ye üye olmasına rağmen nükleer programının şeffaf olması gerekirken bunu açıklamamış. İşte Halkın Mücahitleri Örgütü'nün sızdırmasıyla, belki onlara da veren ABD'ydi, 2002'de nükleer kriz patlamış oldu. Aslında bugün sürekli konuştuğumuz şey aslında İran'ın nükleer programı. Yani bu 2002'de patlak veren ve bugün geldiğimiz noktada sürekli üzerinde durduğumuz şey İran'ın nükleer programı. Ama mesele sadece bu sertleşme kriz döngüsünde İran'ın sadece nükleer programı değil aslında. İran'ın bölgede yürüttüğü faaliyetler, İran'ın daha sonra göreceğiz yine balistik füze programları, İran'ın proksileri ve teröre verdiği destek olarak ABD tarafından açıklanacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın, sesim duyuluyor herhalde, bir sıkıntı yok. Şimdi George Bush nükleer krizi başlatan konuşmasını belki. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. These regimes pose a grave and growing danger. Evet, gördüğünüz gibi Bush burada İran'ı şer ekseni olarak nitelendiriyor ve aslında nükleer kriz ve İran-ABD sertleşmesinin başladığını 2002 yılında görüyoruz. Barack Obama dönemine geldiğimiz zaman arkadaşlar, Obama döneminde biliyorsunuz 2015'te nükleer anlaşma imzalandı. Ve nükleer anlaşma aslında İran-ABD ilişkilerinde de bir yumuşama dönemi. Bu iki dönemi hızlı bir şekilde atlayacağım. Yani sertleşme ve yumuşama dönemi, Bush dönemi ve Obama dönemini. Hızlı bir şekilde Trump dönemine geleceğim. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer and more secure. Evet arkadaşlar, 2002'de başlayan bu nükleer kriz 2015'te Obama döneminin nükleer anlaşmasıyla bir nevi çözülüyor. Yani sertleşme döneminden bir yumuşamaya geçiş ABD-İran ilişkilerinde
söz konusu. Ama 2015'e geldiğimizde ne değişmişti de ABD İran'la bir nükleer anlaşma imzalama ihtiyacı hissetti. Aslında ABD İran ilişkilerinde dönüm noktası olan bu nükleer anlaşma 2013'te taslak anlaşma imzalanıyor ve 2011'e baktığınız zaman aslında 2011'de Arap Baharı dediğimiz ve bölgedeki dinamikleri ve bölgedeki Orta Doğu'daki dinamikleri ve dengeleri ciddi anlamda değiştiren bir toplumsal hareketin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani aslında ABD-İran ilişkileri Orta Doğu'daki gelişmelerden ve ABD'nin Orta Doğu politikalarından bağımsız değil. Yani Bush dönemindeki sertleşme sadece bir anda nükleer tesislerin ortaya çıkmasıyla başlayan bir şey değil. Nihayetinde 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'a ve Irak'a müdahale eden ABD yönetimi, Bush yönetimi yeni bir Orta Doğu politikası takip etmeye başladığı için bu yeni Orta Doğu politikasının içerisinde de yeni bir İran stratejisi geliştiriyor. Ve doğal olarak bu yeni İran stratejisi de sertleşme politikasına dayanıyor. Ve şeye geldiğimiz zaman, Obama dönemine geldiğimiz zaman, Obama döneminde Arap Baharı'yla başlayan o kaos döneminde İran'ın Orta Doğu'daki rolünü bir şekilde yeniden revize etme ihtiyacı hissediliyor. Ve ABD'nin yeni Orta Doğu politikasında yeni bir İran stratejisi takip edilmeye başlanıyor. Şunu özetle ifade edebilirim bir kez daha. Aslında bu yumuşama, sertleşme ve kriz döngüsü ABD'nin Orta Doğu politikasındaki değişimlerle paralel gidiyor. Hatta bunu küresel politikalarıyla da ilişkilendirebiliriz. Ama büyük oranda ABD'nin Orta Doğu politikalarındaki değişim ve İran'a yüklediği yeni rollerle beraber bu ilişki, ABD-İran ilişkisi her ne kadar normalleşmese de Bush döneminde olduğu gibi Afganistan'a, Irak'a müdahale ve yeni Orta Doğu politikasıyla sertleşen yeni bir İran stratejisi görüyoruz. Obama dönemine baktığınız zaman da Obama döneminde başta Arap Baharı ile beraber gelişen o halk hareketlerini destekleyen ABD yönetimi daha sonra statikodan yana olduğu için anti devrimci bir yaklaşım takip ettiği için burada İran'ı bir şekilde dengeleyici unsur olarak görüyor ve İran'ın önünü açmak için İran'la bir yumuşama politikası takip etme ve nihayetinde de nükleer anlaşmayı imzalamaya karar veriyor. Çünkü o döneme baktığınız zaman Orta Doğu'da Türkiye'nin Arap Baharı ile beraber ciddi anlamda yükseldiğini, etki alanının arttığını görüyoruz. Devrimci hareketlerin ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bunların durdurulabilmesi için, bu hareketlerin ve Türkiye'nin durdurulabilmesi için İran'ın önünün açılması, bir şekilde İran'ın dengeleyici unsur olarak Orta Doğu politikalarında yer edinmesi gerekiyordu. Ve ABD 2013'te taslak anlaşma, 2015'te de nihai anlaşmayla İran'ın önünü açarak aslında Orta Doğu'da bir çatışma dengesi oluşturmuş oldu. Bu çatışma dengesine baktığınız zaman aslında arkadaşlar, ABD'nin genel politikalarıyla da uyumlu bir politika bu. Nihayetinde offshore balancing dediğimiz, yani uzaktan dengeleme aslında ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik politikalarında sürekli uyguladığı bir strateji. Yani Orta Doğu'nun içerisindeki kendi dengelerini kullanarak ya da bölgesel güçler arasındaki rekabeti ve sorunları ya da ülkelerin kendi arasındaki sorunları kullanarak ya da içeride terör örgütleri olabilir ya da farklı devlet dışı aktörler olabilir. Bunları bir şekilde kaldıraç olarak kullanarak
aslında ABD yönetimi bir uzaktan dengeleme, yani içeriye müdahale etmeden, Orta Doğu'ya müdahale etmeden içerideki yapıları ve içerideki çatışmaları kullanarak aslında bir dengeleme stratejisi takip ediyor. Bunu belki Bush dönemini biraz istisna kabul edebiliriz. Ama ABD'nin genel yaklaşımı, Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımı böyle. Ve nihayetinde de Obama Arap Baharı'nda yeni bir denge stratejisi, yeni bir offshore balancing takip ederek aslında bir çatışma dengesi kuruyor ve Türkiye'nin önü Suriye'de kapatılmış oluyor. Suriye'nin kapatılmasıyla beraber aslında başka alanlarda da yine farklı dengeler kuruluyor. Yine İran'ın önünün açılmasıyla beraber Körfez'de bir İran tehdidi algısı daha da yükselmeye ve bir Körfez'de yeni bir gerilim ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında ABD hem Orta Doğu'nun belli Körfez bölgesinde hem de Levant dediğimiz bölgede iki gerilim alanı yaratarak bir şekilde bunları da İran üzerinden tabii Yemen'de ve Suriye'de buradaki iki gerilim alanı üzerinden aslında kendisi içeriye müdahale etmeden İran'ın önünü açarak, İran'ın proksilerinin de önünü açarak bir şekilde burada aslında bir çatışma dengesi kurmuş oluyor. O nedenle nükleer anlaşmayı ve Obama dönemindeki yumuşamayı da ABD'nin yeni Orta Doğu politikası bağlamında okumak, bu kontekste okumak daha sağlıklı olacaktır. Bunlar birdenbire olan yumuşamalar ya da birdenbire olan sertleşmeler değil açıkçası. Şimdi Trump'ın dönemine gelelim. Aslında Trump dönemi İran politikaları çok konuşulan bir mesele oldu. Özellikle de savaş tehdidi ve işte Kasım Süleymani'nin öldürülmesi 2020 Ocağı'nda ve öncesindeki maksimum baskı stratejisinin takip ettiği bir takım sıcak gelişmeler aslında İran Trump döneminde İran'ı ve İran politikasını sürekli ABD gündeminde tuttu. Şimdi şöyle bir bakalım, Trump İran politikasında neyi hedefliyor? Yani Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek bu anlaşmayı çok kötü bir anlaşma olarak nitelendirdi. Tarihin en kötü yapılmış anlaşması olarak nitelendirdi ve Mayıs 2018'de bu anlaşmadan çekildi. Ama bu anlaşmadan çekilirken İran politikasında Trump neleri hedefliyordu? Neler istiyordu İran'dan? Biraz ona bakmak lazım. Nelerin revize edilmesini istiyordu? Ona bakmak lazım. Aslında Obama döneminde yapılan nükleer anlaşma biraz da hızlandırılmış bir anlaşmaydı. Yani aslında İran'ın balistik füzelerinin de bir şekilde müzakere konusu edilmesi isteniyordu. Bunlar çok yapılamadı. Az önceki bahsettiğim nedenlerle İran'la uzlaşının biraz önce yapılması, hızlandırılması isteği nedeniyle aslında nükleer anlaşma noktasında ABD'nin bazı talepleri de eksik kalmıştı. Şimdi Trump'ın isteklerine baktığımız zaman aslında Mike Pompeo'nun açıkladığı, Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı bir 12 maddelik liste var. Bu 12 maddelik listeye baktığımız zaman İran'dan büyük oranda uranyum zenginleştirmesini bırakmasını istiyor. Balistik füze üretmeye son vermesini istiyor. Yine aynı şekilde Lübnan, Hizbullah'ı, Hamas ve İslami Cihat gibi bölgedeki grupları desteklemesini bırakmasını istiyor. Yemen'deki isyancıları kendi tabiriyle desteklemeyi bırakmasını istiyor. Suriye'den çekilmesini istiyor. İsrail ve Körfez'i tehdit etmeyi bırakmasını istiyor. Aslında Trump İran'ın bir nevi kendi güvenlik stratejisinden vazgeçmesini istiyor.
Bu şu noktada önemli arkadaşlar. Hani Bush döneminde sertleşme ABD'nin Orta Doğu politikalarıyla uyumlu yeni bir İran stratejisi geliştirmesinin sonucuydu derken, yine aynı şekilde Obama döneminde Arap Baharı ile beraber başlayan o bölgesel hareketlenme ve ABD'nin yeni Orta Doğu politikası yeni İran stratejisi ve nükleer anlaşmayla uyumluydu derken, aslında Trump'ın yeni İran stratejisi de ABD'nin yeni Orta Doğu politikasıyla uyumlu bir politika takip etmiş oluyor. Bu nedenle Trump dönemindeki sertleşmeyi de aslında ABD'nin yeni Orta Doğu politikası bağlamında okumak gerekiyor. Aslında bunların ikisi birbiriyle etkileşimli. Yani yeni İran stratejisi gerek Bush döneminde, gerek Obama döneminde, gerekse Trump döneminde geliştirilen yeni İran stratejisi yeni Orta Doğu politikalarının, ABD'nin yeni Orta Doğu politikalarının şekillendirilmesinde, yeniden inşa edilmesinde aslında bazen kaldıraç vazifesi görüyor. Bunu özellikle Arap Baharı'nda, Obama döneminde çok ciddi gördük. Çünkü blok ülkelerin oluşması ve bu blok ülkeler üzerinden İran'ın dengeleyici unsur haline gelmesi, gerek Suriye'de, gerek Yemen'de krizin derinleşmesi ve bu krizlerin Körfez'de İran Arap gerilimine, Suriye'de Türkiye-İran gerilimine neden olması ve bölgenin bir çatışma dengesine doğru evrilmesi noktasında aslında tam da Obama'nın istediği o offshore balancing dediğimiz uzaktan dengelemeyi sağlamış oldu. Arap Baharı'nın bitmesiyle beraber, tabii Arap Baharı bitti mi bitmedi mi onların tartışmasına çok girmiyorum ama en azından hareketlerin durması ve revizyonist güçlerin bir şekilde pasivize edilmesi ve statikonun bir şekilde tekrar inşa edilmesi süreciyle beraber aslında ABD'nin takip etmeye başladığı yeni bir Orta Doğu politikası ve yeni bir İran stratejisi görmeye başladık. Doğal olarak da Trump artık Obama döneminde öne açılan İran'dan sınırlandırılmasını, işlevini tamamlayan İran proksilerinin artık bir şekilde çekilmesini, İran'ın sınırlandırılması, bölgede sınırlandırılmasını ve artık bir Körfez'de tehdit olarak bir şekilde fazla tehdit olması, daha doğrusu tamamen değil tabii ki de çok yüksek bir tehdit olarak ortaya çıkmasını istemiyordu. O nedenle de Trump'ın İran stratejisinde istediği bu 12 maddeye baktığımız zaman bunların yeni Orta Doğu politikası, ABD'nin yeni Orta Doğu politikasıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. If I allow this deal to stand, evet, anlaşmadan çekilmesine bakıyoruz. Arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. Finally, I want to deliver a message to the long-suffering people of Iran.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Mayıs 2018'de Trump nükleer anlaşmadan çekildi ve yeni bir Orta Doğu politikası takip etmeye başladı. Beraberinde aslında Trump'ın da her ne kadar Obama politikalarını eleştirdiğini, özellikle dış politika ve Orta Doğu politikalarını çokça eleştirdiğini biliyor olsak da Trump'ın da Orta Doğu'da takip ettiği offshore balancing'i görmek, o uzaktan dengelemeyi görmek mümkün. Burada da aynı şekilde hani Obama'nın çatışma dengesi dediğim ve özellikle İran'ı kullanarak inşa ettiği bu dengelemenin bir başka versiyonunu Trump döneminde de görmek mümkün. Trump bu sefer iki karşıt kutup kuruyor. Birincisi anti-İran kutbu, diğeri ise anti-Türkiye kutbu. Şimdi anti-İran kutbuna baktığımız zaman ya da anti-İran aksisine baktığımız zaman gerilimin Obama döneminde Suriye merkezli olan gerilimin Trump döneminde büyük oranda Körfez'e doğru kaydığını, Körfez merkezli yeni bir çatışma dengesinin inşa edildiğini görüyoruz. Burada da temel aktörlerin yani anti-İran aksisi diyebileceğimiz temel aktörlere baktığımız zaman bunun başını Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve İsrail'in çektiğini görüyoruz. Ve bu aksis beraberinde Levant'a baktığınız zaman, Levant bölgesine baktığınız zaman burada da bir anti-Türkiye aksisi kurduklarını, farklı devletlerin de dahil olmasıyla özellikle Doğu Akdeniz çeperinde farklı devletlerin de dahil olmaya başlamasıyla beraber hem Türkiye'yi hem İran'ı yani çifte kuşatma dediğimiz bir yeni politikayla sınırlandırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Aslında ABD'nin geleneksel politikalarıyla biraz çelişkili. Hem Türkiye'nin hem İran'ın sınırlandırılması. Çünkü ABD'nin Orta Doğu politikalarının tarihine baktığımız zaman aslında üç ülkenin Türkiye, İran ve Mısır bu dış üçgen dediğimiz ülkenin mutlaka ikisinin içeriye çekildiğini, eğer birisi dışarıdaysa ikisinin içeride kaldığını, sistem içerisinde kaldığını görüyoruz. Bunu biraz daha netleştirmek adına söyleyeyim. Örneğin Nasır döneminde Mısır sistemin dışına çıkarken, ABD müttefiki olmaktan çıkarken Türkiye ve İran'ın ciddi anlamda ABD ile müttefiklik ilişkilerinin arttığını görürüz. Yine aynı şekilde İran'da 1979 devrimi olduğunda, İran sistemin dışına çıktığında Türkiye ve Mısır'ın ciddi anlamda ABD müttefikliğinin güçlendirildiğini görmek mümkün. İşte 1980'de Türkiye'de darbenin olması, 79'da Camp David anlaşmasının Mısır'la yapılması olaylarında ABD'nin bu üç ülke arasında bir dengeleyici kullandığını ve bir tanesinin çıkması durumunda iki tanesinin mutlaka sistemin içerisinde kalması noktasında çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama bu dönemde, Trump döneminde ilginç bir şekilde bir çifte kuşatmadan bahsedebiliriz. Hem İran'ın zaten sistem dışında olduğunu biliyoruz 79'dan beri, hem de sertleşme ilişkisiyle beraber daha da ötekileştirilen, öteye itilen bir İran. Ama bununla beraber Türkiye'nin de yine aynı şekilde tamamen tabii ki sistemin dışına çıkartmak mümkün değil ama bir şekilde yine ötelenen bir Türkiye, bir şekilde sınırlandırılmaya çalışılan bir Türkiye görüyoruz. Bu manada Trump'ın bu politikasında hem anti-Türkiye aksisinin hem de anti-İran aksisinin bir şekilde kurgulanması ve bu iki devletin kuşatma, çifte kuşatma dediğimiz strateji üzerinden bir şekilde Körfez'le dengelenmeye çalışılması, yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve daha sonra buna Mısır da eklenecek, bu aksisle dengelenmeye çalışıldığı bir politika görüyoruz. Bu stratejiyle beraber İran üzerinde bir maksimum baskı stratejisinin de takip edildiğini görüyoruz. Yani sadece jeopolitik strateji değil,
Bununla beraber siyasi, ekonomik ve diplomatik pek çok yönü olan bir maksimum baskı stratejisi görüyoruz Trump döneminde İran'a karşı. Şimdi bu maksimum baskı stratejisi tabii ki doğal olarak İran'ın da bir takım karşı reflekslerini, karşı tepkilerini doğuruyor ve İran'ın verdiği bir takım cevaplar var bu dönemde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sertleşme ilişkilerinin olduğu dönemde, gerek Bush döneminde, gerekse Trump döneminde İran'ın bölgedeki proksilerini kullanarak, bölgedeki nüfuzunu kullanarak ya da bölge jeopolitiğindeki derinliğini, stratejik derinliğini kullanarak bir şekilde o da ABD'ye karşı baskı uygulamaya, en azından onu bir şekilde baskılamaya çalıştığını görüyoruz. Bunun da en iyi örneğinin Körfez'de yaşanan gerilimler olduğunu söylemek mümkün. İşte Aramco saldırıları bu manada önemli. Çünkü Aramco saldırılarıyla İran şunu gösteriyor ABD'ye ve ABD'nin kurduğu o anti-İran aksisine. Evet, siz baskı uygulayabilirsiniz ekonomik anlamda, askeri anlamda pek çok alternatifi ve aracı devreye sokabilirsiniz. Ama İran bir takım elinde argümanlara sahip, size karşı kullanabileceği. Bu argümanlara baktığınız zaman da büyük oranda proksilerinin olduğunu görürüz. İran'ın güvenlik stratejisi zaten bu proksiler üzerine kurgulanmış durumda. Bu direniş ekseni dedikleri onların ya da farklı grupların Şii Hilali dedikleri ya da farklı tanımlamalarla oluşturulan bir İran'ın kendi tabiriyle direniş ekseni söz konusu. Bundan neyi kastediyorum? İran'ın 1979'dan beri düşmanı olan devlet ABD ve tehdit algıladı hem ülkesine yönelik, ulusal güvenliğe yönelik hem de rejime yönelik tehdit algıladığı ülke ABD ve beraberinde ABD'nin bölgedeki müttefikleri, ama nihai noktada ABD. ABD ile İran arasındaki güç dengesi, simetrik bir güç dengesi olmadığı için, asimetrik bir denge, asimetrik bir ilişki olduğu için İran doğal olarak kendi topraklarındaki güvenliği topraklarının ötesinde savunmaya veya topraklarının sınırlarının ötesinde bir şekilde inşa etmeye çalışıyor. Ve büyük oranda da Şii jeopolitiği dediğimiz ya da kendi kültürel ve mezhepsel hinterlandı dediğimiz bölgede proksiler kurguladığını ve bu proksiler aracılığıyla bir şekilde hem ABD'yi hem de ABD'nin bölgedeki müttefiklerini baskıladığını görüyoruz. Bu proksilere baktığınız zaman aslında İran'ın Hizbullah modelini kullandığını söyleyebiliriz. İşte Lübnan'da Hizbullah, yine aynı şekilde Irak'ta Haçlı Şabi üzerinden bir Hizbullah modeli. Yine Suriye'ye baktığınız zaman Suriye'de Esad rejimiyle beraber geliştirdiği stratejik ilişki, ama Suriye'nin iç savaşında taşıdığı milislerle beraber orada da yeni bir Hizbullah inşa etme arayışı. Yemen'de Husiler üzerinden yine bir Hizbullah modeli. Yani İran'ın bölgedeki o stratejik derinliğini ve kültürel, mezhepsel hinterlandını bir şekilde kullanarak bu proksiler aracılığıyla bir asimetrik savaş ya da düşük yoğunluklu savaş stratejisiyle aslında ABD'yi de ve ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerini de caydırma noktasında bir takım araçları kullandığını görüyoruz. Bu da Aramco saldırılarıyla çok ciddi anlamda somutlaşıyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın önemli bir petrol rafinerisine yapılan bu saldırı şunu gösteriyor. İran diyor ki, bunu pek çok defa da söyledi, eğer biz petrol satamazsak bölgede kimse petrol satamaz. Ya da biz güvenlik içinde değilsek bölgede hiç kimse güvenlik içinde olamaz.
Bu nedenle İran'ın aslında bu proksiler üzerinden yürüttüğü savaş nihai noktada ABD'yi doğrudan bir çatışma noktasında caydırdığını söyleyebiliriz. Çünkü ABD'nin bölgede biliyorsunuz üsleri var. Körfez'de özellikle yoğunlaşan üsler var. Irak'ta yoğunlaşan üsler var. Sadece müttefikleri değil, ABD'nin kendi askeri varlığı da bu anlamda bu proksiler üzerinden bir şekilde tehdit edilebilir durumda. Şimdi bu gerilim artarken, yani İran maksimum baskı stratejisiyle ve çifte kuşatma dediğimiz o jeopolitik stratejiyle baskılanırken, sınırlandırılırken, ekonomisi felce uğratılmaya çalışılırken beraberinde tabii ki yaşanan suikastlerde aslında ABD-İran geriliminde, ABD-İran sertleşmesinin krize dönmesinde önemli faktörlerden birisi oldu. Bunlardan en önemlisi de tabii ki Kasım Süleyman'ın 3 Ocak'ta Irak'ta Bağdat Havalimanı'nda bir suikastle öldürülmesi ki ABD bu suikasti doğrudan yaptığını kabul etti. Şimdi biraz sonra Fahrizade suikastinden de bahsedeceğiz ama İran'la ABD ile İsrail arasında böyle bir fark var. ABD vurduğu zaman, bir suikast düzenlediği zaman bunu kabulleniyor, bunu üstleniyor. Ama İsrail'de böyle değil. Şimdi Kasım Süleyman'ın suikasti aslında hakikaten ABD-İran geriliminde ciddi bir dönüm noktası. Şöyle baktığınız zaman aslında bu sadece dış politik bir mesele değil. Nihayetinde İran'ın iç politikasını da ciddi anlamda etkileyen bir durum yaratmış oldu. Ve aslında ABD-İran gerilimi Irak'taki sahaya taşınmış oldu. Yani Irak bir nevi ABD-İran geriliminin yüzleşme ve hesaplaşma alanı haline gelmiş oldu. İşte Bağdat Havalimanı'nda Kasım Süleymani öldürülürken hemen akabinde baktığınız zaman da Süleyman'ın öldürülmesi sonrası kısa bir süre sonra İran'ın Irak'taki ABD üssüne füze saldırıları yaptığını ve bir nevi az önce de ifade ettiğim gibi Irak'ın ABD-İran geriliminin hesaplaşma, yüzleşme alanı haline döndüğünü söyleyebilir. Çünkü Süleyman'ın öldürülmesi sonrası ciddi anlamda İran'ın proksileri üzerinden Ketayb-i Hizbullah, özellikle bu ismi öne çıkan proksi grup İran destekli. Bu grup üzerinden ABD'nin üstlerine olsun, ABD'nin büyükelçiliğine olsun çok sayıda saldırı düzenlendi ve ABD bazı üstlerini kapatıp askerlerini daha büyük üstlere taşıyıp buralara da bir şekilde hava savunma sistemleri kurma ihtiyacı hissetti. Şimdi Süleyman'ın öldürülmesiyle ilgili konuşmaya bir bakalım ne diyor. Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. For years, the Islamic Revolutionary Guard Corps and its ruthless Quds force under Soleimani's leadership has targeted, injured, and murdered hundreds of American civilians and servicemen. The recent attacks on U.S. targets in Iraq, including rocket strikes that killed an American and injured four American servicemen very badly, as well as a violent assault on our embassy in Baghdad, were carried out at the direction of Soleimani. Soleimani made the death of innocent people his sick passion, contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years.
What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. The future belongs to the people of Iran, those who seek peaceful coexistence and cooperation, not the terrorist warlords who plunder their nation to finance bloodshed abroad. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers. Evet, Trump'ın konuşmasını dinledik. Süleyman suikastinde de olduğu gibi. Nihayetinde Süleyman suikastinin de ortaya koyduğu gibi aslında Trump'ın İran'a yönelik bir sınırlı müdahale arayışı, en azından nükleer tesislere yönelik bir operasyon düşüncesinin olduğunu görmek mümkün. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bu sınırlı müdahalenin sınırlı kalamayacağı, sınırlı kalmayacağı düşüncesi bir şekilde Trump yönetimini İran'a yönelik operasyondan caydırıyor. Fakat şöyle de bir nokta var. Şimdi Biden'ın seçilmesiyle beraber Trump giderken bir miras da bırakmak istiyor. Yani özellikle ABD başkanlarının bir miras bırakma düşüncesi her zaman hakim bir düşünce. Tarihe geçme düşüncesi daha doğrusu bu manada söylenebilir. Ve eğer İran'a bir özellikle nükleer tesislerden bahsediyorum, sınırlı bir müdahale yaparsak, İran karşılık vermeden ya da bunu topyekun bir savaşa dönüştürmeden nasıl halledebiliriz düşüncesi hala Trump'ın seçimi kaybetmiş olmasına rağmen hakim düşünce olarak kalmaya devam ettiğini, hala tartışıldığını ki son dönemlerde hatırlarsanız bazı yayınlar da yapıldı. Özellikle New York Times, Washington Post gibi gazetelerde de çıktı. Trump'ın böyle bir niyetinin olduğuna dair. Trump belki 20 Ocak'a kadar böyle bir arayış içerisinde olabilir. Nihayetinde Biden'ın gelmiş olmasıyla beraber zaten biraz sonra üzerinde duracağım. İran'da bir ümit doğdu diyebiliriz. Sınırlı belli koşullar olmakla beraber bir umut doğdu. ABD'nin nükleer anlaşmaya döneceği ve ABD-İran ilişkilerinin yumuşayacağı noktasında. Bunu riske atmadan acaba Trump'ın yaptığı tölere edilebilir mi? Trump da bu arada nükleer tesisleri vurarak en azından kendi ismini de tarihe geçirebilir mi? İran'la yaşanacak böyle bir sıcak çatışmada kendisine bir diplomatik zafer kazandırabilir mi düşüncesi de hakim açıkçası. Bunu 20 Ocak'a kadar görmüş olacağız. Bununla beraber tabii ki şeyde de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in oluşturduğu o anti-İran aksisinin de Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili çekinceleri var. Belki Trump gitmeden bir nükleer tesislere yönelik operasyon düzenlese belki bundan da mutlu olabilecek durumdalar diyebiliriz. Şimdi Biden dönemine geçelim. Biden döneminde neler olacak? Beklentiler nelerdir? Biraz onu konuşalım. Gördüğünüz gibi aslında başta ifade ettiğim o yumuşama, sertleşme, kriz döngüsü tekrar yumuşamaya doğru bir gidişin olduğunu, bu döngünün kendisini tekrar ettiğini gösteriyor.
İşte Trump dönemindeki o sertleşme döneminden Biden döneminde yeniden bir yumuşama dönemine doğru geçileceğini gösterir. Çünkü Biden defalarca bunu seçim kampanyasında da farklı vesilelerle Foreign Affairs'te yazdığı çok ayrıntılı bir makaleyle de nükleer anlaşmaya döneceğini, Trump'ın ABD'nin diplomatik güvenirliğini tehlikeye attığını ve Trump'ın yaptığının doğru olmadığını, İran'ın sınırlandırılması noktasında nükleer anlaşmanın işe yaradığını ifade etti. Nihayetinde zaten nükleer anlaşma Obama döneminde imzalanmış olsa da Obama döneminde Biden da Vice President yani başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Nihayetinde aslında nükleer anlaşma Obama ve Biden'ın anlaşmasıydı ve Biden da buna defalarca döneceğini ifade etmiş oldu. Ama son dönemdeki açıklamalarına baktığımız zaman bu dönüşle beraber bu anlaşmayı revize etme isteğinin de olduğunu görüyoruz. Burada revize etme isteği derken de İran'ın büyük oranda balistik füzelerinin ve uranyum üretiminin tekrar müzakere edilmesinin gündeme geleceğini görüyoruz. Yani şunu diyebiliriz. Trump da hatırlarsanız İran'la müzakere istiyordu nükleer anlaşma, yeni bir nükleer anlaşma noktasında. Evet Biden döneceğim diyor nükleer anlaşmaya ama belli şartlarla doğal olarak İran açısından ABD ile bir nükleer müzakere kaçınılmaz gibi görünüyor. Şimdi İran cephesine baktığımız zaman her ne kadar Biden ben nükleer anlaşmaya döneceğim dese de İran'da özellikle muhafazakar çevreler diyor ki bu anlaşma sizin istediğiniz zaman çıkacağınız ve istediğiniz zaman döneceğiniz bir anlaşma değil. Yani işte istediğiniz zaman çıktınız, Obama, Trump döneminde çıktınız ve şimdi gelmek istiyorum, girmek istiyorum, tekrar dönmek istiyorum dediğiniz Biden dönemi için söylüyorum. Bir anlaşma değil. Doğal olarak maksimum baskı stratejisinden İran'ın 150 milyar dolar civarında bir zararı var. Bunun bir şekilde tazmin edilmesini istiyor. Suudi Arabistan, Kasım Süleymani suikastinin yine aynı şekilde tazmin edilmesiyle ilgili söylemler başladı. Bunlarla ilgili yani İran'a verilen maddi manevi zararların bir şekilde tazmin edilmesi ve o koşulda nükleer anlaşmaya dönülmesi ve belki ondan sonra şartların konuşulması söz konusu olabilir deniyor. Şimdi iki tarafta da ihtiyatlı bir ümit varken, ihtiyatlı bir olumlu, pozitif yaklaşım söz konusuyken bu noktada Fahrizade suikasti. Aslında suikastin İsrail operasyonu olduğu anlaşılıyor. İsrail bu operasyonu yaparken de aslında şunu ifade ediyor belki ABD yönetimine. Her ne kadar Biden evet nükleer anlaşmaya döneceğim, İran'la ilişkilerde bir yumuşama söz konusu olacak gibi olsa da İsrail ABD'den bağımsız olarak da İran'ın nükleer programını durdurabilecek kapasiteye sahip ya da durdurmak noktasında herhangi bir şüphesi, operasyon yapma noktasında herhangi bir çekincesi olmayacaktır mesajı veriyor olabilir. İkincisi Biden İran'la pozitif ilişkiler, nükleer anlaşmaya dönme gibi ifadelerle beraber olumlu sinyaller verirken ABD-İran ilişkilerinin bu seyrini bir şekilde Fahrizade suikastiyle İsrail sabote etmek istiyor olabilir. Nihayetinde bu suikast İran'da ciddi bir tepki oluşturdu. Çünkü ikinci bir Süleymani suikasti gibi de nitelendirilebilir. Sürekli birileri vuruluyor. İşte Kasım Süleymani vuruldu. Şimdi Fahrizade vuruldu ve İran hiçbir şey yapmıyor. Fahrizade suikasti gerçekleştirildikten sonraki gün İran gazetelerinde atılan manşet vurmazsak vuracaklar. Yani vurmaya devam edecekler başlıklarıydı.
Muhafazakar çevreler özellikle İran'ın bunlara karşılık vermesi, sert bir şekilde karşılık vermesi gerektiğini söylüyorlar. İran'da hakikaten ABD ile ve İsrail ile bir şekilde bu çatışmanın yaşanmasını isteyen çevrelerde yok değil. Ama devlet aklı şu an diyor ki Biden gelecek, nihayetinde olumlu sinyaller veriyor, nükleer anlaşmaya dönmesi söz konusu. Böyle bir pozitif konjektürü riske atmak doğru değil. O nedenle Fahrizade suikastini de aslında ABD-İran ilişkilerinde İsrail'in yaratmak istediği bir tahribat olarak okumak mümkün. Fahrizade suikasti sonrası İran'da ciddi tepkiler halkta oluştu ama hemen akabinde hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir vesile edilerek bir şekilde Fahrizade suikasti gündemden düştü. Türkiye'nin işte İran'ın bölünmesini ondan sonra Azerbaycan topraklarının genişletilmesini istediğini vesaire belki sorularla biraz açarız. Çok da vaktimiz kalmadı. Böyle istediğini, düşündüğünü söyleyen gazete manşetleri, işte Erdoğan'ın Osmanlı rüyası gördüğü, Turan rüyası gördüğü gibi gündem başlıklarıyla aslında Fahrizade suikasti bir şekilde gündemden düştü. Şimdi Fahrizade suikasti ile ilgili çekilen bir video var. Bununla da ilgili tartışmalar var. İlk başta Fahrizade suikastinde dendi ki 12 kişi var. 12 kişinin katıldığı bir suikast oldu. Önce bombalı bir araç patlatıldı. Sonra Fahrizade ve korumaları öldü dendi. Ama daha sonra hiç kimse yakalanamadığı için, yani bu operasyona katılan hiç kimse ele geçirilemediği için belki İran bu sefer dedi ki İsrail bunu uzaydan uyduyla takip edilen bir yapay zekayla yaptı. Bununla ilgili bir çekilen animasyon var. Bunu beraber izleyelim. Ondan sonra yavaştan dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, özetleyecek olursak kısaca bir daha. Demek ki ABD-İran gerilimi aslında bir yumuşama, sertleşme ve kriz döngesine sahip. Bush dönemi, Obama dönemi, Trump dönemi, Biden dönemini ifade ettik. Biden döneminde bakalım neler olacak. Biden dönemi de çok beklendiği gibi de olmayabilir. Nihayetinde yapılacak müzakerelerde de ciddi dirençler var. İran içerisinde ciddi dirençler var. Ve bununla beraber bölgesel dinamiklerde de Biden'ın gelmesiyle beraber değişimler yaşanmaya başlandı. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in kurduğu o anti-İran aksisinin kendi içerisinde bir takım ayrışmalar var. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri noktasında ayrışmalar var. Yine aynı şekilde İsrail'in politikalarında da bazı değişimler söz konusu. Bunları da soru cevap kısmında isterseniz konuşmaya çalışırız. Benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Soru cevap varsa soru cevapları alalım. Nurbanu, sen beni duyabiliyor musun? Hocam, bu arada duyuyorum ben sizi. Hocam, tamam, ben şeyi bırakıyorum herhalde, bu paylaşımı kapatıyorum. Şuradan. Hocam aşağıda şey var, Q&A kısmı var. Nerede?
şeyi kapattınız mı? Kapattım. 17 yazıyor hocam, gördünüz mü? Nerede gördüm, şurası. Ha. Evet, sorular var. Soruları yazmış arkadaşlar. O zaman yazılanlardan gideyim. Şurayı kenara da alalım. Şimdi soru cevap şeklinde gideyim. İstiyorsanız ses noktasında arkadaşlar kendileri sorsa nasıl olur Nurbanu? Bayağı bir soru var. Hocam daha önce öyle bir şey yapmamıştık ama isterseniz yapabiliriz. Ben arkadaşları panelist olarak atayacağım. Onlar da konuşabilecekler. Yani onlar belki yorumları da olur arkadaşların ekleyecekleri olabilirse. Halil burada mı? Halil'den alalım sorusunu. Bize Halil söylesin sorusunu. Hem de ben not alayım. Ben açtım. Konuşabiliyor şu anda aslında. Evet Halil. Bir saniye. Sesim geliyor mu hocam? Evet. Halil duyuyoruz biz seni. Öncelikle merhaba. İsmim Halil merhaba. Ülker. Niğde Ömer Halis Demir Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Pek çok yazılı kaynakta, literatürde İran İslam Devrimi'nin oluşumunda İngiliz ve Amerikan etkisini okuyoruz. Hatta harcanan paraları, bütçeleri, yapılan örtülü ve açık operasyonları istihbaratla alakalı gerek Amerikan İngiliz kaynakları gerek Türkçe kaynaklarda görebiliyoruz. Peki İran İslam Devrimi Amerika ve İngiltere'nin meşhur çocuğuysa ne oldu da çocukla babanın arası açıldı? Soru cevap şeklinde gidelim. Hem sorunun akılda kalması, cevabın aynı anda olması noktasında. Şöyle cevaplayayım sorunuzu. Aslında Şah'ın son dönemlerinde ABD'den bağımsız politika takip etme ve ABD'nin Orta Doğu politikalarıyla bir noktada çatışma takip ettiğini özellikle Körfez'de görüyoruz. O nedenle ABD'nin Şah'ı bir şekilde pasivize etme, tamamen devre dışı bırakma değil ama pasivize etme noktasında bazı halk hareketlerini, bazı grupları desteklediğine dair sizin de ifade ettiğiniz şeyler var. Ama bu demek değil ki ABD böyle bir devrim istiyordu ya da İngiltere böyle bir devrim istiyordu ve İran'ın elinden çıkmasını istiyordu demek değil. Dediğim gibi bu kaynaklar büyük oranda eldeki belgeler ya da dokümanlara baktığımız zaman bunların bir şekilde Şah'ı sınırlandırma kaygısıyla yapıldığını, Şah'ı bir şekilde terbiye etme belki tabiri caizse ifade edilir, buna yönelik olduğunu ama ABD'nin bir devrim öngördüğünü söylemek mümkün değil. Çünkü kaynaklarda yayınlanan o dönemki raporlarda, istihbarat raporlarında da görüyoruz ki ABD böyle bir devrimi beklemiyor. Söylediğiniz şeyden o sonucu çıkarttığımız zaman sorunuz doğru oluyor ama hani o üretmiş olsa devrimi ne oldu da araları açıldı vesaire gibi. Ama zaten dediğim gibi o üretmiş değil. Genel kanıda bu yönde. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Oğuzcan'dan alalım. Bu arkadaşlar öğrencidir diye isimleriyle hitap ediyorum. Kusura bakmasınlar. Ben üniversitede de öğrencilerimiz olduğu için biraz öyle yaklaştım ama yaşı büyük olan arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar bu noktada. Siz de aynı şekilde Ali Bey. Oğuzcan, evet sizden alalım. Hocam öncelikle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir sunum yaptınız. Ben bunun doğrultusunda şeyi sormak istiyorum size. Şimdi mesela Irak üzerindeki İran ve Amerika Birleşik Devletleri geriliminden de bahsettiniz sunumda ama hani son dönemlerde bu gerilim tekrar biraz yükselmeye başladı gibi görünüyor. Özellikle dün Haçlı Şabi'nin işte belirli gruplarının üyelerinin gözaltına alınması vesaire.
İşte Irak hava sahası üzerindeki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hareketliliği gibi nedenler var. Ve bir de aynı zamanda birçok Haçlı Şabi grubu da Kasım Süleyman'ın ölüm yıl dönümü yaklaşırken intikam çağrıları ya da eylem çağrıları yapıyorlar. Bu hani önümüzdeki günlerde tekrar Irak üzerinde bir çatışma, gerilim ya da daha geniş kapsamlı bir sebebe, sonuca neden olur mu, onu soracak. Teşekkür evet, güzel, güzel bir soru, önemli bir soru olacağım ve teşekkür ederim öncelikle. Şöyle bir durum var. Aslında Kudüs güçleri komutanı İsmail Kani defalarca Irak'a gitti. Ve bu temaslarda da sürekli arka planda söylenen, yansıyan şey, dışarıya yansıyan şey, Biden yönetimi gelmişken ve Trump 20 Ocak'ta gidecekken, Trump gidene kadar Trump'ın eline herhangi bir koz vermeyelim. Yani zaten Trump'ın böyle bir çatışma isteği var. Bu çatışmayı meşrulaştıracak ya da bahanesi olabilecek bir koz vermeyelim. O nedenle Hamenei'nin emri doğrultusunda Irak'taki proksilere, İran'a yakın gruplara böyle bir talimatın gittiği biliniyor açıkçası. Ama gölge gruplar var. Yani ana gövdeden ayrılan ve çok fazla küçülen ve İran'ın bu bir nevi talimatını dinlemeyen gruplar var. O nedenle İsmail Kani'nin sürekli bir ziyareti söz konusu. Yakın zamanda yine gitti. Bunları bir şekilde durdurmaya çalışıyorlar. Yani söylemeye çalıştığım şey şu: İran kesinlikle zaten kabul etmiyor bu proksileri, proksilerin saldırılarının kendilerinden kaynaklandığını ya da bu proksilerden kaynaklandığını kabul etmiyor. Bir de arkada zaten Trump'ın gitmesine kadar bir nevi bir ateşkes durumu söz konusu. Bu yapılan saldırıları da ya da yapılacak olan saldırıları da İran'ın talimatını dinlemeyen gruplar olarak, belki o gölge gruplar olarak ifade etmek mümkün açıkçası. Çünkü İran tarafından bir ateşkes var şu an. Evet, diğer arkadaşlar devam edin. Ümit ediyorum cevaplayabilmişimdir. Hocam, evet, ben mikrofonu açtım. Özkan Ayık. Evet. Evet, Özkan'dan alalım. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Ben Kahramanmaraş Küçükçekmece Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunuyum. Uluslararası İşler alanında. İran'da benim kendi tez çalışmam da yine. Öncelikle birkaç sorum olacak. Sorularımı biraz birleştirmeye çalışacağım da. Tamam. Hocam, İran'ın nükleer enerji çalışmaları çok eski bir döneme dayanıyor. Yani yakın günümüzde olan bir çalışma değil. 1950'de. Değil, evet. Barış için atom anlaşması vardı. Amerika'nın önceliğinde İran başlatmıştı zaten bu çalışmalarını. Devrimden sonra Amerika İran'ın nükleer enerji çalışmalarına karşı bir kısıtlayıcı önlem almaya başladı. Hatta bir sürü yaptırımlar da var. Şimdi sormak istediğim, bu kadar nükleer enerji çalışmaları konusundaki kısıtlamalar, başka türlü söylemler, krizler, İran ve Amerika arasında yakın bir tarihte bir çatışma olabilir mi? Bu birinci sorum. İkincisi de, İran'daki yönetim biçimi Amerika için bir değişim gerektiriyor mu? Yani Amerika İran'daki mevcut yönetimin değişmesini istiyor mu, yoksa böyle kalması? Rejim değişikliği istiyor mu diyorsun? Evet. Yani bu değişim Amerika'nın Orta Doğu politikalarında Amerika'nın lehine mi olur, yoksa aleyhine mi olur? Şimdiden teşekkürler hocam. Evet. Şöyle cevaplandırabiliriz. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bu çalışmalar ABD tarafından başlatılan, Şah döneminde başlatılan çalışmalar. Ama devrim sonrası Hamenei bunların aslında İran'ın parasını harcamak için ABD'nin Şah'ı kandırdığına yönelik bir takım girişimler olarak ifade edip nükleer çalışmaları bitirmişti. Yani Hamenei'nin böyle Hümeyni'nin böyle bir durumu söz konusu. Ve nihayetinde İran'ın 2002'deki tespit edilen Arak ve Natanz'daki tesisleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirilmemiş tesisler. Yani bir nevi şöyle bir durum oluşuyor: İran gizli bir takım faaliyetler yürütüyor.
Hani eğer bunlar barışçıl nükleer faaliyetlerse, nihayetinde NPT'ye de İran üye ve bunu normalde Atom Enerjisi Ajansı'na bildirmesi gerekiyor. O dönemde hatırlarsanız Kuzey Kore'nin de nükleer tesisleri tespit edilmişti. Bunları ABD tespit ediyor normalde. Hani az önce dediğim gibi Halkın Mücahitleri Örgütü bunları deşifre etti, şeye verdi ama muhtemelen onlara da veren ABD'ydi. Şimdi o dönemde Kuzey Kore'nin de nükleer faaliyetleri deşifre edildi ABD tarafından. Nükleer Kore dedi ki evet ben yapıyorum, gizli olarak yapıyordum, yapacağım. Yani açık olarak da şimdi yapacağım. Hani tespit ettiniz, inkar etmiyorum. Ama İran dedi ki hayır biz bunları nükleer bir silah elde etmek için yapmıyoruz. Bunlar barışçıl nükleer programın birer parçası. Şimdi tabii ki şöyle bir soru ortaya çıkmaya başlıyor. Peki nükleer programınız barışçıl bir programsa niçin haber vermediniz? Yani bunları niye gizli yapıyordunuz? Şimdi böyle bir soru var. Hakikaten İran'ın aklında, devlet aklında bir nükleer silah elde edimi düşüncesi var mı? Ben nihai noktada olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve ABD'nin de ve İsrail'in de tabii ki kesinlikle İran'ın bir nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğini, bölgesel dengeler itibariyle izin vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer İran ısrar ederse, nükleer faaliyetlerine ısrar ederse, müzakerelerden bir sonuç çıkmaz ve İran nükleer silaha çok yaklaşırsa, ABD'den bir operasyon gelebilir. Yani bir çatışma riski her zaman var bu noktada. Onu ifade edebiliriz. İkincisi rejim değişikliğiyle ilgili söyleyecek olursak, aslında İran tehdidi Orta Doğu'da ABD'nin işine yarıyor. Hani başta da dersin başında da ifade ettiğim o ontolojik düşman algısı ABD'nin Orta Doğu politikalarını şekillendirmesinde İran tehdidini işlevsel kılıyor. Özellikle Körfez'de. Çünkü İran tehdidi arttıkça Körfez ülkeleri daha fazla silah alıyor. ABD'ye çok daha fazla yaklaşıyor ve ABD bu bölgelerde daha etkin olabiliyor. O nedenle burada bir rejim değişikliği ya da bölgeyle daha iyi ilişkiler takip edecek, özellikle Körfez'le ilişkilerin daha yumuşayacağı bir yönetimin gelmesi, normalleşen bir yönetimin gelmesi bu manada ABD'nin isteyeceği bir şey değil. Ama ABD bugün belki konjektürel olarak istemiyordur ama yarın istiyor olabilir. O nedenle bunları biraz konjektürel dönemler olarak ifade etmek lazım. Ama nihai noktada da ABD'nin kendi devlet aklında buna yönelik de çabalar olduğunu biliyoruz. Özellikle Washington'da rejim değişikliğine yönelik faaliyet yapan grupların desteklendiği, yayın yapan grupların desteklendiğini de biliyoruz. Farklı stratejiler olabilir. Ama bugün için bu gündemde değil ama bu yarın gündemde olmayacak anlamına gelmiyor. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Başka bir arkadaşla devam edelim. Biraz daha vaktimiz var. Bir 10-15 dakika daha vaktimiz var. Varsa alalım. Başka... Hocam anonim gelmiş. İsterseniz... Anonim ismi mi? Hocam ismini şey yapmamış. Belirtmemiş. Tamam, arkadaşım. Bu arkadaş buradaysa alabiliriz sorusunu. Tekrar soru en son ha, buyurun hocam siz. Soru şöyle zaten, İran'ın nükleer silah programı gibi kadar gizli bir program nasıl ortaya çıkabilir? Şimdi ABD çıkartıyor. ABD'nin imkanları biliyorsunuz çok fazla. Hem iç istihbarat hem dış istihbarat, uydu görüntüleri vesaire, bunlar çok zor şeyler değil ABD için. Az önce bir de gösterdim, Fahrizade suikastinde de gördünüz. İsrail de İran'da operasyon yapabilme kabiliyetine sahip. O nedenle bunlar zor şeyler değil. Bugünün dünyasında, teknolojisinin olduğu dünyada bunlar gizli kalabilir değil. Evet, Kamran'la devam edelim. Kamran. Kamran burada mı?
Merhaba hocam. Merhabalar Kamil. Sunumdan dolayı teşekkür ederim. Ben Kamran Elesçeli, Ankara Üniversitesi'nde iktisat alanında doktora yapıyorum. Ve Azerbaycanlıyım dediğimden dolayı bir anlaşılmazlık olursa... Yok, gayet iyi anlıyoruz. Gayet güzel konuşuyorsunuz Türkçe'yi. Hocam, İstanbul Türkçesi, yani Türkçe dilinizde zaten. Teşekkür ederim. Benim birkaç sorum olacak, yani müsaade ederseniz. Alalım. Şimdi hocam ilk olarak sorum şu, yani genel olarak biz nükleer enerjisi kapsamında konuştuk. Biraz farklı boyuttan yaklaşmak istiyorum olaya. Şimdi ABD'nin İran politikasında bildiğimiz kadarıyla bölgesel çıkarları vardır. Ama benim kafama takılan şu, bu bölgesel çıkarları dışında ya burada İsrail, Büyük İsrail Devleti'nin kurulması gibi bir proje var mıdır? Yani ABD politikasında ilk sorum bu. Yani varsa bunu biraz açabilir misiniz zahmet olmasa? İkinci sorum şu, ABD'nin İran karşıtı politikasında yani mesela bölgenin diğer ülkeleri mesela Libya, Suriye yaptığı direkt saldırılar olmamasına rağmen sadece üçüncü bir ülkede yani mücadele ya da savaş devam etti. Atıyorum işte Suriye'de ya da Libya'da ya da diğer ülkelerde yani İran ABD nasıl diyeyim savaşı başka bir ülkede gitti. Yani direkt İran ülkesine ya da direkt ABD'ye karşı olmadı yani. Büyük oranda Irak'ta, derste de bahsettiğim Irak'ta yüzleşme, hesaplaşma alanı haline geldi. Evet. Evet. Ya bunun nedeni nedir? Yani ABD'nin işte Irak'ta üstü, Türkiye'de üstleri olmasına rağmen yani bunu yapma imkanı olmasına rağmen bunu yapmadı. Sadece Irak üzerinden devam etmesinin sebebi nedir? Bir üçüncü sorun şöyle. Son dönemde Karabağ sorunu zaman işte İsrail ve Türkiye'nin Azerbaycan'a destek etmesi, İran'ın kısmen sessiz kalması sonucu işte biten Karabağ sorunu Aliyev'in kazanması neticesinde Aliyev'in işte arabuluculuğu neticesiyle İsrail-Türkiye yaklaşması bölgede İran'ı yalnızlaştırma politikası sizce ABD'nin bir politikası mıdır? Yani bu politika sonucu İran'ın tutumu nasıl olur? Yani Türkiye'ye karşı ve Türkiye-İran ilişkileri nasıl etkiler bu? Son sorum yani içeriği olarak değinilmediği için merak etmiştim. Trump döneminde bir şu an ismini hatırlamadığım bir kadının rehberliğiyle İşte ülkede işte kadın baskılarına hayır, işte özgürlük, işte kapanmalara hayır sloganlarıyla bir grup şey oldu. Yani ülke içerisinde bir protesto da başlatıldı. Bildiğimiz üzere ABD zaten sosyal medya vasıtasıyla bunu destekledi. Başta Trump olmakla işte dışişleri yani ABD'nin üst düzey yöneticileri bunu sosyal medyada desteklediler. Yani bu tür içten parçalama politikasının uğursuz olmasının nedenleri ve neden başarısız olması ve devamsızlığının nedenlerini merak ettim. Teşekkür ederim. Tamam. Uzunca bir sorun listesi oldu. Teşekkür Kusura ederim. Kusura bakmayacağım. Estağfurullah. Şimdi birinci sorundan başlayacak olursak ABD-İsrail ilişkilerinde şöyle bir yanlış anlaşılma var. Sanki ABD İsrail'in bütün isteklerini yapıyor. ABD'yi İsrail yönlendiriyor gibi böyle bir algı var. Bu doğru değil. Nihayetinde ABD-İsrail ilişkilerinde ABD'nin de ciddi çıkarları var. Bölgesel çıkarları var. Nihayetinde Orta Doğu'da en güvenilir müttefik olarak ABD İsrail'i görüyor. O nedenle bu ilişki kurumsallaşmış bir ilişki. Sadece lobiler üzerinden giden ya da başkanlar üzerinden giden bir ilişki değil. Bu bir stratejik ilişki ve ABD de kendi çıkarlarını gözeterek burada bu ilişkiyi sürdürüyor. Yoksa kendi çıkarlarının zararına İsrail'i savunuyor ya da bütün yaptıkları İsrail'in lehine, ABD'nin aleyhineymiş gibi algılanmamalı. O nedenle Büyük İsrail düşüncesinden ziyade İsrail'in güvenliği ve İsrail'in bu bölgedeki etkinliği bir şekilde ABD için önemli. ABD için önemli çünkü önemli bir müttefik ve beraberinde dengeleyici bir unsur. Daha öncesinde İsrail tehdidi beraberinde Körfez'i yakınlaştırıyordu. Şimdi mesela az önce ifade ettiğim İran tehdidi. Bazı tehditler işlevseldir. Yani şey gibi düşünmeyin. Her şeyin normal olduğu zaman çıkarlar daha maksimize edilebilir değildir. Bazen çatışma ortamlarında da daha kazançlı olunabilir.
O nedenle ABD'nin Orta Doğu politikalarında İsrail önemli bir işlev görüyor. O nedenle de ABD-İsrail ilişkilerini biraz kurumsal okumak lazım. Sadece bu başkanlarla ya da lobilerle açıklanabilir bir ilişki değil. Onu ifade etmiş olayım. Şimdi niçin Irak'ta yoğunlaşıyor bu çatışmalar? Birincisi, Irak hem ABD'nin hem de İran'ın etki alanı. Yani İran oradaki Şii milisler üzerinden olduğu gibi beraberinden siyasi ve dini elitler üzerinden de Irak'ta ciddi bir etkisi söz konusu. Bununla beraber yine aynı şekilde ABD'nin Irak'ta ciddi bir etkisi ve üstleri söz konusu. Yani ikisinin de bir nevi kendi yığınak alanı olduğu bir bölgede çatışmaları çok normal. Diğer bölgeler böyle değil. Yani diğer bölgelere, Türkiye'ye baktığınız zaman İran'ın bir proksisi yok Türkiye'de. Ya da işte Suriye'ye baktığınız zaman Suriye'de ABD'nin askerleri yok. Şimdi Irak'a baktığınız zaman Irak'ta hem üsler var hem ciddi anlamda ABD'ye yakın gruplar var. Hatta ABD'nin ilişki içerisinde olmadığı hiçbir grup yok neredeyse. O nedenle Irak bu manada özel bir öneme sahip ve doğal olarak da bu iki ülke arasındaki gerilim Irak'a çatışma olarak yansıyor. Bazen bu gerilim Irak'a uzlaşı olarak yansıyor. Uzlaşı olarak yansıyor derken de neyi kastediyorum? Mesela Kazimi hükümeti. Hatırlayın, daha önce de başka başbakanlar denedi hükümeti kurmayı ama başarılı olamadılar çünkü İran istemedi. İran'ın istemediği bir başbakanı orada tutabilmek çok mümkün değil açıkçası. Kazimi'ye baktığınız zaman Kazimi, evet, İran'ın adamı değil, büyük oranda ABD'nin ABD'ye yakın, daha yakın bir isim olarak lanse ediliyor ama İran'ın kabul ettiği bir isim. Yani ABD ile İran'ın uzlaştığı bir isim. O nedenle Irak aslında ABD-İran ilişkilerinde çatışmanın ve uzlaşının alanı olarak ifade edilebilir. Bu anlamda farklı bir alan. Şimdi Karabağ sorunuyla ilgili ise üçüncü soruya gelecek olursak, Türkiye-İsrail yakınlaşması aslında İsrail değil sadece, Suudi Arabistan da Türkiye ile ilişkilerini yumuşatmak istiyor. Çünkü Trump'ın gitmesiyle beraber, Biden'ın gelmesiyle beraber, daha doğrusu belki onunla ifade edebiliriz. Biden'ın gelmesiyle beraber yeni bir Orta Doğu politikasından, ABD'nin takip edeceği yeni bir Orta Doğu politikasından bahsedeceğiz. Trump dönemindeki gibi çok fazla kutuplaştıran bir Orta Doğu politikası olmayacak muhtemelen. Bu çok fazla kutuplaştırma, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in oluşturduğu anti-İran aksisinin, ki anti-Türkiye aksisi aynı zamanda bunlar, bu aksisi ciddi anlamda destekliyordu ve bu aksis çok rahat hareket edebiliyordu. Ama Biden'ın böyle yapmayacağı görünüyor. Özellikle Suudi Arabistan'la ilgili ciddi çekinceler var biliyorsunuz. Kaşıkçı cinayeti özelinde özellikle. Bir takım sorunlar yaşanabilir Suudi Arabistan'da. Bunlar doğal olarak İsrail'e de yansıyacak. Buradaki kendi müttefikleri diye o aksisin içindekilerle yaşanacak sorunlar kendisine de yansıyacak. İran'la ilişkilerin yumuşaması da aynı şekilde İsrail'in istemeyeceği bir durum. İran'ın sınırlandırılması noktasında, etkisinin azaltılması noktasında da Türkiye'nin bölgede daha etkin olması ya da bölgeye biraz daha çekilmesi İsrail tarafından istenebilir ya da İsrail-Türkiye yakınlaşması istenebilir. Yine aynı az önce de ifade ettiğim gibi Suudi Arabistan'da Türkiye'ye yakınlaşma çabaları var. Bunları biraz daha ABD yönetiminin değişecek olması ve ABD'nin Orta Doğu stratejisinin değişecek olmasıyla biraz açıklamak lazım. Sadece Karabağ meselesi değil, büyük oranda bunlar aslında Biden'ın gelişiyle şekilleniyor diyebilirim. Evet, vaktimizi bakalım. Bir soru daha alabiliriz herhalde. Son soruyu da alalım. Yavaştan bitirelim arkadaşlar.
Soru olarak? Ben mikrofonu açtım hocam. Yazdım ya şimdi. Ha, tamam. Alalım o zaman. Buradaysa. Buradaysa alalım sorusunu. Tekan, eğer doğru söylüyorsam Tekan Bey. Evet. Burada mısınız? Olmazsa Nurgül'e geçelim. Hızlıca duymuyor galiba bizi. Nurgül Hanım. Hocam açıyorum bir saniye. Tamam, bekliyorum. O da sanırım çıkmış hocam. Şu an görünmüyor. Tamam, o zaman başka varsa evet. Sorun. Hocam, Zülhice var. Tamam, onlardan alalım. Tamamdır, açtım. Zülhice Hanım. Evet, Zülhice Hanım. Duyuyor musunuz bizi? Mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Şu an ben izin verdim size. Alo, evet. Alo, Tekan alo. Bey. Alo. Tamam, biz sizi duyuyoruz. Merhaba hocam. Çok merhabalar. Çok sağ ol. Benim Türkçem iyi değil. Şöyle böyle gidiyor. Anlaşılıyor gayet normal. İran muhtarları bu nükleer alastımada sizini görünüyor. İran bu nükleer alastımada kendisine destekleyen muhtarları gitmek için ne yapmalı? Hocam soru olarak da yazmış aslında. Gördünüz evet, mü? Evet, gördüm. Şimdi soru yazdım. Evet, birinci sorunuz diyor ki Biden yönetimi özellikle bu nükleer anlaşmada İran'la nasıl başa çıkacak? Biden yönetimi diyor ki, yani Biden diyor ki daha doğrusu, henüz yönetim kurulmadı ama biz zaten bu sorunu büyük oranda çözmüştük. Yani Obama-Biden yönetiminde 2015'te yapılan nükleer anlaşma İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması noktasında bir diplomatik çözüm getirmişti. Ve biz o diplomatik çözümü yeniden başaracağız. O diplomatik çözüme tekrar döneceğiz diyor. Söylediği şey bu. Ama ilginç olan bir nokta tabii ki hepinizin de bildiği gibi arada geçen bir zaman dilimi var. Yani 2015'te nükleer anlaşmanın imzalandığı konjektürle şu an 2021'in ocağında Biden'ın devralacağı konjektür aynı konjektür değil. Hem ABD'nin politikaları noktasında aynı konjektür değil, hem de İran bıraktığı yerdeki konjektür de değil. O nedenle derste de ifade etmeye çalıştığım şey, evet Biden bu anlaşmaya dönmek istiyor, muhtemelen dönecek. Ama bununla beraber İran'la yaşanan sorunlar ya da gerilimler tamamen ortadan kalkacak değil. Çünkü Biden yönetiminin de bir takım istekleri var. Nedir bu istekler? İşte bu isteklerin en önemlisi balistik füzeler programı. İran bu balistik füzeler programından vazgeçecek mi? Yine beraberinde İran'ın istediği tazminat var. Biden bu tazminatı ödeyecek mi? Yani zorlu bir süreç hala önümüzde duruyor. Ama Biden'ın yaklaşımı pozitif. İran her ne kadar bizim için fark etmez, ABD yönetiminde kim gelirse gelsin İran'ın politikaları kendi politikaları olmaya devam edecektir olsa da öyle dese de aslında içten içe o da Biden'ın gelmesini bekliyordu. Hatta Trump gelir şeyiyle, düşüncesiyle Trump'lı yıllara da bir hazırlık vardı. O nedenle şey bir süreç var önümüzde, sert bir süreç var, zor bir süreç var. Hep beraber göreceğiz. Bir de İran'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bu kim olacak? O da önemli. Muhafazakar bir ismin olması bekleniyor. Tabii ki ABD ile yapılacak bir anlaşmaya İran sistemini biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı karar vermiyor. Bütün sistem beraber karar veriyor. En başta da rehber karar veriyor. Devrim rehberi karar veriyor buna. O daha etkili bir isim. Doğal olarak bu sürece sistem bir şekilde
karşılık verecek, birlikte yönetecekler. Hep beraber göreceğiz, bunu söyleyebilirim. Son belki bir soru daha alabiliriz. Varsa son bir soruyla bitirelim arkadaşlar. Hocam el kaldıran arkadaşlar var. İsterseniz oradan alabiliriz. Tamam. Tamam. Sen bir zahmet Nurhan'ı. Tamamdır hocam. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Bayağı bir şey öğrendim sizin sayenizde. Bazı sorularım olacak. Bu sorular oldukça kolay olabilir ama öğrenmek için bunu soruyorum. Enanum yasetindeyi bendim. Fazla kolay sorular sorduğum için şey olmasın diye. Ben hemen onu size sorayım. Dediğim gibi kolay olabilir ama öğrenmek için bunu soruyorum. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Siz şöyle bir şey demiştiniz sunumun başında. İran'ın önünün açılması Türkiye'yi zora soktu sureti demiştiniz. Bunun nedeni veya nedenleri neler acaba? Bunu bilmediğim için soruyorum. İkincisi ABD'nin bizzat kendisi nükleer silahı var ama karşısındakilerin nükleer silaha sahip olmamasını istiyor. Yani bu çok ciddi bir çelişki değil mi? Aslında sorular gene orada yazıyor da hani isterseniz oradan orada okuyabilirim. Türkiye'de Türkiye, İran neden Suriye'de problemler yaşıyor? Ve belki de en önemlisi, neden Türkiye'nin kendi nükleer programını geliştirmiyor? Yani barışçıl sebeplerle tabii ki de, hani herhangi bir agresif bir politika çerçevesinde değil. Yani teknolojisi mi buna yetmiyor yoksa politik olarak böyle bir politika mı izliyor? Tamam. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Suriye'de Türkiye-İran karşılaşması ya da işte İran'ın önünü açıldı ifadem. Aslında Suriye'de biliyorsunuz Esad yönetimi tam düşmek üzereydi. O halk hareketleriyle beraber İran'ın ciddi bir yardımı söz konusu oldu. Ve nihayetinde 2015'te de Rusya'nın dahil olmasıyla beraber Esad yönetimi pozisyonunu güçlendirdi. Yani eğer İran dahil olmamış olsaydı, yani İran Esad'ın iktidarını sürdürmesi noktasında bu kadar ısrarcı olmamış olsaydı ve işte Trump dönemindeki gibi bir sınırlandırılmış maksimum baskı, ekonomisi tamamen krize girmiş, böyle bir İran Suriye'de bu savaşı yürütemezdi. Yani Esad'a desteğini çok fazla veremezdi. Ama az önce de ifade ettiğim gibi nükleer anlaşma 2015 gibi görünse de aslında bu büyük oranda 2013 ve müzakere süreci ve İran'ın kendisini rahat hissettiği bir dönem ve maksimum baskı stratejisinin ortada olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. O nedenle Suriye'de Türkiye ile İran karşılaşması bir nevi bölgedeki çatışma dinamiğini alevlendirmiş oldu. Yani bölgesel güçler güçlerini bir şekilde Suriye'de tükettiler ya da bir şekilde harcadılar diyebiliriz. O nedenle bu da ABD'nin istediği bir şeydi. Yani ABD bölgede yükselen bir güç istemiyor. Bu kim olursa olsun bölgedeki dengeyi bozacağı için bir güç temerküzüne yönelen devleti bir şekilde cezalandırıyor. Bunu tarihsel olarak da görmek mümkün. İşte Nasır döneminde Arap milliyetçiliği üzerinden Mısır güç temerküzüne girdiği zaman Nasır cezalandırıldı. Yine aynı şekilde İran'a baktığınız zaman İran İslam devrimi üzerinden bölgede bir güç temerküzüne yöneldiği zaman aynı şekilde İran'da cezalandırılmış oldu. Türkiye Arap Baharı ile beraber halk hareketlerini destekleyip bir güç temerküzü noktasına geldiğinde yine bu Suriye meselesiyle Türkiye cezalandırılmış oldu ve Türkiye'nin büyük oranda uğraştığı alan haline gelmeye başladı Suriye. Politikalarını da ciddi anlamda belirleyen bir alan haline gelmeye başladı Suriye, Türkiye için. O nedenle İran'ın önü açılmamış olsaydı, İran Suriye'de bu kadar angaje olmamış olsaydı, kendi sorunlarıyla uğraşıyor ve sınırlandırılmış, üzerinde ciddi baskılar olsaydı muhtemelen Esad rejimi düşecekti. Türkiye'nin etkisi artacaktı, bölgede daha da artacaktı. Bu halk hareketleri daha işlevsel hale gelecekti.
ABD'nin desteklediği PYD unsurları pasivize olmuş olacaktı vesaire. Bir sürü ABD aleyhine durum gelişmiş olacaktı. Doğal olarak ABD hiç olaya müdahil olmadan, hani offshore balancing dediğim sistemde, bölgesel iki rakibi Suriye'de karşı karşıya getirerek aslında istediğini almış oldu. İkinci soru, nükleer dengeyle ilgili durum. Şöyle bir tespitte bulunabiliriz. Soğuk Savaş dönemine baktığımız zaman, Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasında bir savaş çıkmamışsa, bu büyük oranda iki tarafın da elinde nükleer silah olmuş olmasından kaynaklanıyordu. Yani iki tarafta da nükleer silah varsa bir nükleer caydırıcılık ortaya çıkıyor. Bir nükleer denge tesis edilmiş oluyor. O nedenle bu iki tarafın da birbirine savaş açması çok kolay değil. İki tarafta büyük bir riski göze alması lazım. Aslında nükleer silahlar savaşları engelleyen bir unsur haline geliyor. Şeyde bunu gördük. Soğuk Savaş döneminde gördük. Şimdi İran'ın elinde böyle bir silah olursa İran'ın üzerindeki baskıyı arttıramazsınız ya da İran'la herhangi bir savaşı, bu topyekün bir savaş da olabilir, göze alamazsınız. Evet, hani İran saldırırsa sizin de ona saldıracağınız silahlarınız var, daha fazla zarar verebilirsiniz ama az önce söylediğim gibi iki tarafın elinde de nükleer silah varsa bu denge savaşı ve baskıyı, taraflar arasındaki baskıyı engellemiş oluyor. İran'da böyle bir silahın elde edilmesi noktasında çaba sarf ediyor olabilir. Ben bu noktada şüphelerim var açıkçası. Hani bütün programı barışçıl program gibidir diye düşünmüyorum. İstiyor olabilir. Çünkü derste de söylediğim gibi büyük tehdit algıladığı, düşman olarak algıladığı, hem ulusal güvenliğine hem rejime tehdit olarak algıladığı devlet küresel bir güç. ABD. Bu devletlerinize göre nükleer silah aslında iyi bir caydırıcı olacaktır. Aynı şekilde İsrail açısından da durum söz konusu. Yani İsrail'de de baktığınız zaman İsrail'de de nükleer silahlar var. Bu noktada da İsrail nükleer silah tekelini elinde tutmak istiyor. Ve İran'ın bölgede bir nükleer silaha sahip olması doğal olarak öteki ülkelerde de nükleer silahlanma yarışını arttıracaktır. Yani arkasından Suudi Arabistan'ın talebi gelecektir, Türkiye'nin talebi gelecektir muhtemelen. Bu noktada da nükleer dengenin kurulması adına belki ABD bunlara yeşil ışık da yakabilir. O nedenle İran'ın bu programının durdurulması, bu faaliyetlerinin durdurulması hem ABD için hem İsrail açısından büyük önem arz ediyor. Yani normatif düşünmemek lazım. Hani ABD'nin elinde var, İsrail elinde var. Niçin İran'a izin vermiyorlar? Söylediğim gibi bu dengeyi kurmak istemiyorlar. İran üzerindeki baskı, yaptıkları politikalar vs. takip ettiği politikaları sekteye uğratmak istemiyorlar. O nedenle karşı bir gücün nükleer silah elde edimine karşılar. Türkiye için nükleer program takip etmiyor. Nükleer enerjiyle ilgili tesisler var. Akkuyu nükleer elektrik ile ilgili. Türkiye'nin böyle bir hedefi yok. En azından Türkiye'nin güvenlik kaygıları İran kadar değil. İran'ın sadece ulusal güvenlik kaygıları yok, beraberinde bir rejim güvenlik kaygısı da var. İki güvenlik kaygısı bir araya geldiğinde çokça ciddi bir refleks ortaya çıkıyor. O nedenle Türkiye'nin durumu daha farklı. Ama dediğim gibi eğer İran bunu elde ederse bu nükleer silahlanma yarışı bölgede artacaktır. İlk etapta Körfez ülkeleri bu talebi dillendirmeye başlayacaklardır. Hatta Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetleri var. Geliştirmeye başladı. Bunları daha da hızlandıracaktır. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Burada bitirelim. Nurbanu, senin ekleyeceğin ya da arkadaşların ekleyeceği bir şeyler var mı? Varsa alayım. Programımızı bitirelim. Hocam, ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum size. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sunum oldu bizim için de. Ben teşekkür ederim. Bayağı bir katılımcımız var. Evet hocam.
Herkese teşekkür ediyoruz biz de arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.